Ben dün akşamki televizyon programında Sinan'ın söylediği cümlelerden çok etkilendim. Özellikle 5 tane yanılmıyorsam, 5 tane uyulması gereken kural söyledi. Bunların arasında bu konuşmayı yaparken Sinan dedi ki bu virüsün bize öğreteceği çok şey var. Bundan sonra dünya daha farklı olacak. Ve bunu işte metanetle bizim karşılamamız lazım. İçimizdeki savaşçı ruhla bundan savaşacağız. İnsanlık birçok şeyi aştı. Bunu da aşacak mutlaka. Yani bu virüs de geçecek. Sinan'ın bu cümlesi, yani virüsün bize öğretecekleri ve dünyada yapacağı değişiklik beni tarihe götürdü kafamda. Ve hemen aklıma şu geldi, bir veba salgını vardı. Avrupa nüfusunun 1/3 gitti. Veba salgının ortaya çıktığı dönem, Engizisyon'un en cıvcıvlı olduğu ve Katolik Kilisesi'nin ağır baskısının olduğu, Avrupa'da cehaletin en koyu olduğu, taassubun en koyu olduğu dönem. Hatta şurada bir gerçek galiba. Öyle o kadar ileri götürüyorlar ki bu şeyleri, hurafeleri, kedilerin içinde şeytan vardır falan diyorlar. Millet kedi katletmeye başlıyor. Şimdi kedi katledilince sahil kesimlerinde özellikle çoğalan büyük sıçanlar veba olacak. Onlar çoğalıyor işte. Çıkarıyor ve veba salgınını buradan başladı. 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz ve büyük veba salgını dünya nüfusunun 1/3 götürmekle kalmıyor. Tabii ki buna da bir taraftan immünizasyon gelişiyor, bu bir taraftan yok oluyor ama bu neyi götürüyor? Aslında Katoliklerin getirdiği bu aşırı baskıcı Engizisyon sistemini, işkenceci Engizisyon sistemi ortadan kalkıp işte Martin Luther'in getirdiği Protestanlıkla aydınlanmanın ilk adımları atılmaya başlıyor. Sonra bir çiçek salgını var bildiğin. Bu çiçek salgını dönemine bilmiyorum Sinan ne düşünür ya da bakmak lazım şey ama bu salgından sonra da birçok şey değişiyor dünyada. Yani belki de bu Fransız devrimi, burjuvazinin bir çeki düzen verilmesi, işte elitlere karşı ezilmiş yığınların ayağa kalkması, bunun arkasından işte ulus devletlerin falan ortaya çıkması böyle oluyor. En son benim bildiğim ve yüzer yıl, 150'şer yıl falan ara koyun bunlara, böyle ara koyarak gelin. Mesela İspanyol gribi galiba 1918-20'li yılları, işte 100 yıl sonra 2020'deyiz. Yani dünya İspanyol gribi salgınını yaşıyor. Tabii bunun bir yönü var. Birinci Dünya Savaşı. Bir kere savaşın kötü bir şey olduğunu aslında öğretiyor. Niye? Orada iyi beslenemiyor insanlar, immün sistem düşük, savaşın getirdiği yıkımın üzerine bir de İspanyol gribinin hızlı yayılması hem büyük can kaybına neden oluyor hem de İspanyol gribi sonrası ne başlıyor? Bence endüstri devrimi, işte buharın icadı, onun arkasından elektrik vesaire, sanayi makineleri, yani bilimin yükselişi gibi bir dönem geliyor. Tabii. Son 5 yıl bir sürü düşünce insana, yani dünyanın tümünü beraber ilgilendiren problemlerle artık karşı karşıyayız. Eldeki çözümler buna yeterli değil, bir dönüşüm lazım mı söyleyip duruyor ama bu dönüşüm için sert bir karşılaşma lazımdı. Herkes dönüşümle alakalı azıcık farkındalığı var. Sert bir yüzleşme diye. Yüzleşme lazım, doğru söylüyorsun. Yani tam bir yüzleşme bu aslında. Şimdi evet. Herkes yüzleşecek. Burada şu anda yolunda gitmeyen ne? Aslında 2 tane soru çok önem kazanıyor. Bir insan hakları evrensel beyannamesi var biliyorsunuz değil mi? Hatta geçerli benim bildiğim kadarıyla ve bu insan hakları evrensel beyannamesine göre hepimiz eşit değiliz kardeşim. Yani bunun sarı ırkı, beyaz ırkı, üstün ırkı, öteki ırkı yok işte. Çin'deki herif de Homo sapiens sapiens, Türkiye'de İstanbul Bağdat Caddesi'nde dolaşan da Homo sapiens sapiens. Sonuçta hepimiz insanız ve bu virüs hiç zenci, beyaz vesaire ayırt etmeden gayet güzel yayılımını sürdürüyor. Herkes önce bir hikaye seyreder gibi veya bir masalı dinler gibi dinliyor uzaktan. İşte Wuhan'da bir şeyler yapıldı, oradan buraya geçti, İtalya'da bir şeyler oldu. Sonra bir yerde ilk ölüm ortaya çıkmasını takriben herkes bir alarma geçiyor. Tabii insanlar bir takım dersler alıyorlar ama şu anda en büyük problem insanların birinci derecede, işte dün
gece Sinan'ın da söylediği oydu. İnsanlar insan olduklarını hatırlayacaklar. Bu virüs bize önce insan olduğumuzu aslında hatırlatıyor. Bundan birkaç hafta önceki ilk reflekslere bakıştı. Hani sohbet içerisinde. Önce o Çinli yarasa yiyenden zaten öyle olur. O Çinliydi, o İranlıydı, o İtalyanlı, o pisti bilmem neydi derken. Şimdi yani hep beraber öyle değildir içerisinde. Sosyal medyada bir şey paylaşıldı. Vatandaş sırtına ben Çinli değilim, Tayvanlı. Evet. Ölürüm Türkiye'm yazmıştı. Çantasının üzerinde ne diyor? Hatırlayın yani bunu ya. O kadar böyle Çinli görünce millet Çinli görünce kaçıyor. Evet. Peki şimdi kimi görünce kaçacağız abi? Evet. Ya da mesela kaçmak istesek kaçıyor zaten, sıkıntı yok. Bir de kaçmak istesek nereye kaçacağız? Nereye kaçacağız? Aha. Mars'a, ancak Mars'a gidebilirsiniz. Virüs belki orada yaşamaz yani. Ya daha hep gidebilirsiniz. Hocam ben şey hep merak ediyorum. Yani sizinle bugün hani buluşmamız da iyi oldu. Biz burada Üsküdar Üniversitesi'ndeki öğretim üyesi olarak böyle zor karşılaşıyoruz. Böyle zıt bir programımız var vesaire. İyi de oldu bu vesile. Hani her şeye bir hayır olur derler ya. Bir farmakoloji uzmanı olarak, yani bu alanda cidden Türkiye'de hani kalburüstü çalışmalara imza atan biri olarak nasıl gözüküyor? Sonuçta tıbbi bir mesele var karşımızda. İşin bir ilaç mülaç hikayesi olacak. Bir hikayeleri var. Tıbbi gözle, farmakolojik gözüyle bakınca Tayfun Uzbay'a nasıl gözüküyor hocam bu işler? Tıbbi gözle baktığımda çok iyimser bakabiliyorum. Neden? Çünkü biz şu anda ne veba döneminin, ne de İspanyol gribi, ne de çiçek döneminin teknik bilgilerine sahibiz. Çok daha üst düzey teknik bilgilere sahibiz. Bir kere son derece gelişmiş bir immünizasyon, aşı geliştirme, ilaç geliştirme sistemimiz var. Ancak burada da böyle iki ucu keskin noktada, iki ucu keskin bir kılıç var aslında. Şimdi buna ilaç geliştirmek, buna aşı geliştirmek mesele değil. Bu gelişecek. Ha biraz zamana bağlı mı? Evet. Biraz zamana bağlı. Neden zamana bağlı? Ya çok uzun sürmeyeceğini ben tahmin ediyorum. Şimdi bu böyle standart ilaç geliştirmeler, yani ne bileyim işte bir şizofreni ilaç geliştiriyorsam, bir depresyon ilacı geliştiriyorsam bu 5 yıla 10 yıl arası bir süre alabilir. İlk elinde aday bir molekülün olduğu bir noktadan başlayıp gidersek. Ama bu tabii ki bu olağanüstü bir durum. Bunlar izinlere bağlı. İlgili bakanlıkların, işte Amerika'da FDA'nin, Avrupa'da Avrupa İlaç Ajansı EMA'nın, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın, hani üretebilecek olsak veya üreteceksek bizde de Sağlık Bakanlığı izniyle verecek süreçler. Ama şimdi, bu izin protokol bir şeyden bahsetmiyoruz. Bürokrasi değil bahsediyoruz. Şimdi hayır, bakın burada bürokrasi olmaz. Burada küresel bir salgın. Söz konusu bu bir savaş tatbikatı. Yani burada farklı kurallar geçerli. Burada şimdi tutup da ben farmakokinetik, farmakodinamik çalışmaları hızlandırırım. Yani öbür tarafta bir laboratuvar bir şey yapıyorsa şimdi bir laboratuvarın bir kapasitesini artırırım. İki çabuklaştırırım. Verdiği raporları çok daha dikkatli çabuk bakarım ve bu raporlardaki ufak tefek bazı konuların üzerinde çok fazla durmam yani iddia anlamında. Çünkü çok detaylı olmayacak. Yani çok detaya giremezsiniz çünkü insanlar ölüyorlar ve birçok kişi de zaten gönüllü olacaktır denenmesine. Peki bir özür dilerim böyle azıcık gelmek istiyorum bir şeyi genişletmek için. Yani mesela laboratuvar sayısı atıyorum 10 tane ise bu konuyla ilgili çalışacağım. Bunu 30 tane yapıyor olmak süreyi 3'te 1 kısaltıyor mu? Ya 30 tane yapıyordan çok bu bir rekabet gibi de bakabilirsiniz laboratuvarlar arasında. Hani ay ay önce kim çıkacaktı? Ruslar mı çıkacaktı? Soğuk savaş döneminin sorusuydu değil mi? Şu anda tabii ülkeler arasında gizliden gizliye böyle bir yarış da var. Bunu ilk Çinliler mi bulur, Amerikalılar mı bulur, hepsi bir mi bulur ama bu çok ama değil. Bu rekabet dönemini geçip organize olma döneminde bu, değil miyiz? Aynen mesela? Öyle. Bu, şimdi tam da onu söyleyecektim sevgili Mustafa. Tehdit büyüdükçe dostluk pekişir. Yani laboratuvarlar arası işbirliği de hızlanır. İşbirliği hızlanınca iş de hızlanır. Bir network olacak sonuçta. Tabii bu network içinde zaten çok iyi haberler geliyor bakın. Ben burada isim vererek konuşmayı sevmiyorum. Çünkü onu biz farmakologlar bilelim, hekimler bilsin. Tabii. İşte ismi milletin dilinin zor döndüğü ilaçları telaffuz ediyorlar. Geçen bir tane vatandaş, bir arkadaşım beni arıyor. Orada bir ilacın ismini söylemişler. O da yazarken biraz daha farklı yazmış. Ya diyor bu benim diyor yazdığımı da girdim Google'dan. Google bir düzeltmeyle bana bir bilgi verdi ama bu ilaç diyor doğum kontrolünde kullanılıyormuş falan diyor. Acaba bir doğum kontrol ilacı mı buraya? Hayır. İnsanlar illa Google'a müracaat etmek zorunda değiller. İşte burada tam uzmanların cevap vermesi çok önemli. İlacın ismi önemli değil ama bildiğimiz şu var. Şu anda Çin'de, Amerika'da, Küba'da
ve dünyanın başka yerlerinde birkaç ülke daha sayabiliriz. Bazı ilaç gruplarının ki en çok bilinenleri ısıtma ilaçları ve bazı antiviraller bu hastalığın seyrinde çok etkili olduğunu gösteriyor. Bu iyileştiricilikle alakalı bir şey. Yani iyileştiricilik. Çünkü ilaçla alakalı 3 tane durum varmış gibi netlemek için, yani onay almak için bu soracağım. Bu tedaviyle ilgili. Ha. Aslında istersen şöyle başlayalım senin soruna. Tıpta 3 tür tedavi vardır. Bakın. Bir önleyici. En güçlüsü budur. Tamam. Önleyici netlemiş olalım bu hikaye. Bizim konumuz açısından önleyici tedavinin de şahı aşı ve aşılamadır. Tamam. Aa, burada bir de gönderme yapalım aşı karşıtlarına. Onların pek sesleri çıkmıyor. Bu arada hiç çıkmaz. Bu arada çıkmaz. Şimdi bakalım durumu ve cesaret ister ama bu arada konuşuyor. Aynen öyle. Yani. Aynen öyle. Şimdi aşılama ve önleyici tedbirler. Bakın hani el yıkama falan diyoruz ya. El yıkıyoruz, işte toplu taşımdan uzak duralım, kafeleri kapatıyoruz, insanların toplu iletişimlerini azaltıyoruz, sosyal mesafe diyoruz. Bunların bu koruyucu önlemleri de bakın buraya katabiliriz ama bunların şahı dedim ya, en güçlüsü aşılama, immünizasyon. Bu radikal ve önleyici bir tedavidir. Zaten bu aşılar olmasaydı dünya nüfusu da bu kadar olmayacaktı şu anda. İkincisi radikal tedavilerdir. Şimdi burada artık bir önleme söz konusu değildir. Hastalık ortaya çıkmıştır. Biz hastalığa müdahil oluruz. Tedavi etmek üzere. Radikal tedavi nedir? Ben elimdeki ilaçla hastalığa müdahil oldum. Kişiye bu ilacı verdim ve kişi belli bir süre, doz neyse bu ilacı aldıktan sonra tamamen iyileşti, eskiye döndü, tekrar işine döndü, normal hayatına döndü. Buna biz radikal tedavi diyoruz. Mesela şu yerden yere vurulan antibiyotikler var ya, şu son zamanlarda bu antibiyotikler o kadar çok hayat kurtardı ki, yeter ki bilinçli kullanılsın. Antibiyotikler sayesinde tüberkülozu tarihe gömdük. Tabii bir taraftan aşısı da gelişti, o da ayrı bir konu ama biz antibiyotikler sayesinde pnömoninin her çeşidi çok fazla öldürücüyken biz bunlardan kurtulduk. Daha birçok hastalıktan kurtulduk. Yani bu radikal tedavi. Şimdi biz burada konuşacağımız konu radikal tedavi. Ama şu anda radikal tedavi anlamında bugün tarih ne? 19 Mart 2020. 19 Mart 2020 itibariyle şu anda gelen haberler arasında ya da benim baktığım kaynaklar, literatürler arasında nokta atışı doğrudan birkaç doz, tek doz neyse işte bir haftalık tedaviyle tamamen bunu yok ettim diyen bir ilaç yok. Şu anda yok. Ama üçüncü aşamaya geçelim. Üçüncü aşamamız nedir? Semptomatik tedavi dediğimiz bir tedavi aşaması vardır. Şimdi bu tedavi belirtilerin baskılanması ve kişinin hayat kalitesini düzeltmeye dayanan bir tedavi. Aslında iyileştirmez. Kesin radikal tedavi gibi kesin sonuç aldırmaz ama size zaman kazandırır. Semptomlarınız azaldığı için yani belirtiler diyelim hastalığın belirtilerini kontrol altına aldığı için rahatlık sağlar. Korona özelinde örnekleyerek konuşalım bunu. Aslına bakarsanız şey de bir semptomatik tedavidir. İşte solunum aygıtına bağlıyorlar. Neden? Yardımcı oluyorlar. O hastalığı tedavi etmiyor ama o sırada siz zaman kazanıyorsunuz. Zaman kazandıkça vücudunuz eğer bu virüsü yenecek bir immün destek sağlayabilirse ve siz yeniden toparlanabiliyorsunuz. İşte ateşin düşürülmesi, öksürüğün kontrol altına alınması ve virüsün vücudun içine girdikten sonraki agresifliğinin azaltılması veya yaptığı tahribatın desteklenmesi dışarıdan bunlar semptomatik tedaviye girer. Bununla ilgili çözüm var mı şu an? Şimdi onu söylüyorum. Gelen haberler yani Çin'den gelen, Amerika'dan gelen haberler baktığımız zaman semptomatik anlamda ve zaman kazandırarak hastaların toparlanması anlamında çok güçlü bazı ilaçlara sahip olduğumuzu gösteriyor. Bu iyi haber. Yani şöyle haberler duyuyoruz biliyorsunuz. Sevgili Sinan, dün akşam sizin programda da konuşuldu. Şimdi şunu veriyorlar çok televizyonlarda. İnsanların tabii bir kısmı bir anda çöküveriyor. Diyor ki işte şu kadar kişi
yüzde şu kadar 70 yaşın üzerinde, şu kadar 80 yaşın üzerinde, bu kadar 60 yaşın üzerinde, bu kadar. Şimdi 40 yaş civarında olanlar oh diyor önce. Yani bizi yırttık gibi bir şey oluyor. Şimdi 60, 70, 80'e doğru gittikçe de eyvah yani şeyi başlıyor. Sisteme girdik şu an. Sisteme girdik şu an. Şimdi öyle ya da böyle sisteme şunu biliyoruz ama bakın net biliyoruz şunu. Gelen raporlardan ve bunun bilimsel, ciddi bilimsel makalelerden takip ettiğimiz kadarıyla biliyoruz. Hastane ihtiyacı olan, hastaneye yatırılanların büyük bir kısmı da, büyük kısmı bakın, küçük kısmı ölüyor, büyük kısmı toparlayarak daha sonra taburcu ediliyor. Yani tedavi, tıbbi tedavi uygulanıyor. İşte bu yani şeyin altını çiziyorsun değil mi? Bunu da doğru tarif işte burada kullanılan o ilaçları... Hasta olmak, ölmekle, hasta olmak dönüşülemez ya da çok ızdıraplı bir yolda birebir ilintili değil. Hayır, hasta bir... olanların %80'inin iyileştiğini biliyor. Evet, yani altına... Kendinden iyileşiyor. Dün akşam programda evet. Sağlık Bakanlığı'nda da görev yapan hocamızın, evet. Recep Hocam'ın söylediği. %80'i kendine dönüşüyor, %20'si hastanede bakıma ihtiyaç var. Evet. Burada yani totalin hepsinin içinde %2 evet. Vardı, 2-2,5 civarında böyle. Çünkü çok özür dilerim hocam, iletişimci olarak altında bir şey çizmek gerekiyor. Yani işte kanserin böyle bir ismi vardır, eskiden cüzdanın böyle bir ismi vardı. Tabii. Yani olunduğunda artık hani toplum yalıtım organize ediyordu ve zihinsel olarak ne yapacağını bilemez duruma geliyordu. Böyle bir fobi oluştuğunu fark ediyorum. O yüzden bunun altını netçe çizmek gerekiyor. Aynen. Ya insanız. Bakın bu virüs hep insan olduğumuzu hatırlamamız lazım. Şimdi koronavirüs bir panik şeyine ve korkunç devasa bir şeye dönüştü. Ve bunun bakın edebiyatı da olacak, bunun sineması da olacak, her şey evet, olacak. Tabii, bundan sonra. Bu, çünkü büyük toplumsal bir olay bu. Ama şöyle de bir gerçek var. Yani insan olarak çok basit bir kıymık patmasından tetanoz aşınız yoksa hayatınızı kaybedebilirsiniz yani. Veya başka şeyler de size hayatınızı kaybettirebilir. Şimdi illa hayatınızı kaybedeceksiniz diye bir kural yok. Bunu böyle büyük bir korku içerisinde ve panik havasına. Bakın panik aynı zamanda sizin tedbir almanızı ve nasıl diyeyim, direncinizi engeller. Bu arka planında yatkın olan insanlarda bir anksiyete, bu anksiyete daha sonra depresyona dönüştüğünde bahsettiğimiz konular, bu ruhsal durumlar, immün sistemi baskılayan durumlar. Burada olumlu düşünceyi, umudu asla kaybetmemek lazım. Yani bunu siz kaybettiğiniz andan itibaren savaşa zaten 2-0 geride başlıyorsunuz. Savaşmak zaten umutla ilgili. Kazanacağınız... Ve insan olarak biz zaten her gün savaşıyorduk. Aynen. Her gün savaşıyoruz. Her gün, her dünyaya merhaba dediğimiz, her arabamızın kontağını çalıştırıp işe gittiğimiz gün bir savaş aslında başından sonuna kadar. Ama şimdiki bir küresel savaş. Hocam ben diyorum ki korona sürü döve döve biyoloji öğretecek herkese. Yani bence biyoloji konusunda. Ama o bilim iletişimi konusunda benim sizden de görüş almak istediğim bir konu var. Yani dün akşam işte refer ettiğiniz programda da oldu, hep oluyor. Hekimler, uzmanlar çıkıyorlar. Konsültasyon odalarında, kendi toplantılarında yahut bilimsel kongrelerde konuşulması gereken mevzuları televizyon ekranına taşıyorlar. Falanca istatistikleri veriyorlar. Evde oturan birisi, dün kalp damar muhabbeti geçti. Oradan mesela tansiyon hastası bir ayrı zıplıyor, öbürü bir ayrı zıplıyor. Şimdi bu tarz istatistiklerin bilmemlerin paylaşılmasının niyetini anlayabiliyorum. Şöyle bir şey var. Panik olmadan insanların vaziyet almayacağını düşünüyorlar. Fakat devrimiz biraz iletişim devri olunca, şimdi mesela biz bu ortamı niye tesis ettik, niye bu videoyu çekmek istiyoruz? Ya bunları duymak isteyenler var ve o duymak isteyenlerin o bilgi açtı, onların vaziyet almasını sağlayacak. Böyle sakin, efendim, sıralı bir şekilde anlattığınızda işe yarayacak bilgiyle yaramayacak bilgiyi ayırt etme konusunda çok ciddi bir kafa karışıklığımız var. Hangi sorular gerekiyor, hangilerin cevabı lazım, yani ne anlatmamız gerekiyor bizim bu insanlara? Mesela özellikle sizin bakış açınız bence önemli çünkü o Cehalet Bilim kitabında da daha önce Hazlan Bağlanma kitabımızda da diğer kitaplarda aslında şey yaptınız, yani çizdiğiniz bir yol var. Gereken bilgi budur. Aynen. O bilginin çerçevesini belki bir çizmeye ihtiyaç var. Sevgili Sinan, şimdi çok güzel bir şey söyleyerek başladın sen buraya. Dedin ki bilimsel kongrelerde tartışılması gereken, bizim kendi aramızda tartışmamız gereken bazı konuları halkın önüne götürmekte. Çünkü bilimsel kongreleri sen de bilirsin benim kadar. Gideriz oraya bir tebliğ sunarız. Bizim sunduğumuz tebliğ, işte ben deneysel çalışıyorum. İşte 8-10 tane Mickey Mouse'la yaptığım bir deneyin
sonucunu oraya götürürüm. Bu sonuç çok çarpıcı olabilir. Ama bu sonuca itiraz edenler olur, kabul edenler olur, aferin diyenler olur. Bir başkası benim istatistiğimi eleştirir. Biri çıkar oradan başka bir şey der. Sonuçta bir şüphe alanıdır kongreler. Aynen. Ve şüpheler karşılıklı çatışır. Orada ben sunduğum verinin açıklarını bulabilirim bu eleştiriler karşısında. Çalışmamı dizayn edebilirim. Birisi benim çalışmamdan etkilenip benim çalışmama destek olacak başka çalışmalar yapabilir. Bir başkası bu başka çalışmaları yaparken benim verilerimi çürütebilir, benim verilerimi destekleyebilir. Bilim kendi mecrasında gelişir. Halka ne sunar bilim? Halka textbook dediğimiz o büyük kitaplara veya tıp fakültesi, eczacılık fakültesi, hemşirelik öğrencilerine anlattığımız net artık süzülmüş gelmiş. Aha da bu bilgi nettir. Siz bunu şu protokolle uygulayacaksınız dediğimiz bilgiyi biz sunarız. O bilgide de yeni bir teknoloji gelişip başka bir problem çıkarsa onun yerine de yenisini koyarız. Bilim budur. Halkın bilimden illa halkın bir bilim insanı olmasına, yani bu koronanın nereye ne yaptığına, hücrenin içine nasıl girdiğine, bilmem neredeki bilmem neye nasıl bağlandığına falan halkın ihtiyacı yok. Düşünün biz şimdi nörobilimle ilgili bir soru tartışıp Mustafa'yı hakem yapıyoruz. Adamın uzmanlık alanı, şu televizyonda oturan insan durum bu değil mi? Yani uzmanlar kavga ediyor, bunlar bir seçim yapmak zorunda. Ya sevgili Sinan, sorun şurada bak. Biz tartışabiliriz ama televizyonda biz tartışırken şu oluyor. Şüphe çıkıyor ortaya. Şüphe. Şüphe hukukta sanık lehinedir, doğru mu? Yani yeterince şey yoksa, yeterince bir kanıtın yoksa adamı tahliye edersin. Yani ulan bu adam işte yaptı, işte bu suçu ama ben bunu kanıtlayamıyorum. Kanun der ki, yasa der ki kanıtlayamıyorsan salıver. Burada şüphe nereye gider ona bakalım. Biz Sinan'la ikimiz tartışıyoruz. Birimiz bir şey diyor, öbürümüz başka bir şey diyor. Vatandaş kim duymak istediğini söylüyorsa onu yüceltir. Ancak duymak istediği hatalı bilgi ise yandı gülüm keten erman. Ondan sonra işte bu olan biten budur şu an. Didiyan Erçan'ın bir programına göre sosyal medyada şeyler aynı böyle ikiye ayrılmış. Bu işte biri diyor ki hocam gittiğin gözünde öbürü diyor ki Allah razı olsun. Aynı lafları çünkü duymak ama istediği evet, neyse. Çünkü bir de çok önemli bir şey daha değişti. Yani onun etkisini de fark ediyorum. Eskiden bilgi nadir bir şeydi. O yüzden bilgiyle karşılaşırken herkes koşa koşa bir şey duyduğunda. Ve doğru kaynaktan alıyordun Mustafa bilgiyi. Ya çünkü az kaynaktan bilgi tabii çıkıyordu. O da süzülmüş geliyordu şeydi. Şimdi aynen, 1 milyon tane kaynaktan çıkıyor. Aynen. Şimdi bilgi seçilmesi gereken bir şey. Bilgi yağıyor. Yani ben leğen örneğini kullanmayacağım. Leğenle döküyorlar herkesin başından aşağı bilgiyi. Şimdi o bilginin içerisinde hangisi lazım, hangisi değerli, hangisi bana faydalı, hangisi duygusal iyi gelir. Ya çok gerçekçi bir şey de söylüyor. Olabilir akciğerde korona bir şey yapıyordu. İyi de benim ne faydama duygusal olarak şu anda bu bilgiyi bilmiş olmak. Yani ben kendimi yalıtmayla ilgili başka bir şey yani bu sadece bende korku oluşturur. Korku da yeni bilgi edinmemin önünü keser, anlamlandırma bunu zorlaştırır. Ki burada en büyük problemimiz gerçekten, sen gelmeden önceki sohbetini de yapıyordum, katılacağını zannediyorum. Aslında bu bilgiyi nasıl anlamlı hale getireceğimiz. Yani hangi hikayelerin içerisinde bağlayacağımız bu bilgileri. Ve halkı nasıl doğru sevk edeceğimiz, doğru hale getireceğimiz. Şimdi Sinan'ın sorduğu soru o kadar önemli ki, şimdi şüphe dedik ya bakın. Şüphede bir, duymak istediğine inanacak ama kafanın arka planında ya doğruysa, şimdi öbürünün söylediği de arka tarafta çalışacak. Şimdi ne yapıyorlar biliyor musun? Ben sana bir vatandaşın normal davranışını söyleyeyim. Ben de insanım, anlayabiliyorum onu. Şimdi Sinan bir şey dedi, sen bir şey dedin programda. Önce Sinan'ınki benim işime geliyor. Ben Sinan'ınkine önce itibar ettim. Oh, bir rahatladım falan. Sinan Hoca helal olsun ya. Sinan Hoca gerçekten hak ediyor şeyini falan. Ama bu Mustafa da kimmiş ya? Bir bakayım falan diye giriyorum şimdi öbür taraftan. Aa, bu da profesörmüş. Üstelik işte ünlü bir üniversitede. Vay, adamın şu kadar da yayını var. Acaba bunun dediğiyle doğru olabilir mi ya? Şimdi bak oradan nereye gidiyorsun? Bu arada böyle bir title'ım yok. Yani yanlış anlamayın bu title'ı. Bak Mustafa oradan başladı ama şimdi şunu söylemek istiyorum tam olarak. İlk etapta bu rahatlama oluyor ama bu bir anlık bir şey böyle. Bir pof diye bir saman alevi. Bu bir yanıyor, bir rahatlama oluyor. Belki o gece rahat uyuyor ama kafayı kurcalamaya devam ediyor. Bu arada
bilgi bombardımanı da devam ediyor. O kanalı zaplıyor yok, bu kanala geliyor yok, öteki kanala gidiyor, sosyal medyaya gidiyor, o bir şey diyor, öbürü bir şey diyor. O noktadan sonra şu oluyor. Önce bir duymak istediğimi duydum, rahatladım. Şüphe oldu, şüpheyi rahatlama lehine kullandım. Ama ikinci aşamada baktığım zaman öbürü de boş değil. Ya onunki doğruysa lan şüphe tekrar geri geldi. Şüphe tekrar geri geldiğinde ben Sinan'a inanmaya devam ediyorum. Bu sefer şeye gitmeye başlıyorum. Başka kim ne demiş? Hani ikinci teyit, üçüncü teyit, dördüncü teyit. Bunu daha çok obsesif kompulsif kişiliklerde görebiliriz. Ve bir de anksiyeteye yatkın olanlarda. Yani bazılarımız yatkın anksiyeteye. Bu aracının sayısını arttırıyoruz zaten. Zaten bakın böyle durumlar. Böyle durumlar. Fay hatlarının harekete geçtiği durumlardır. Bende vardır bir fay hattı, sessizdir ama o fay hattını bir şey tetikler. O zaman hadi ikinize de sırayla soracağım. Gerçekten. Dur şunu tamamlayayım. Burası tamam. Çok önemli. Yolu çizdik ya, şüpheydi. Önce şüpheydi. Şüpheden geldi. Nereye geliyoruz biliyor musun? Belirsizlik. Ve belirsizlik anksiyetesi diye bir şey var. Bu belirsizlik anksiyetesi ve hangi kaynağa bakarsam bakayım tatmin olamamam, hangi kaynağa gidersem gideyim ikiye bölünme, farklı görüşlerin ortaya çıkması beni önce anksiyeteye, sonra depresyona, belki de paniğe sevk ediyor. Ve şimdi zaten hastanelerin yükü artacak. Bu hastanelerin yükü artacağı dönemde nefes darlığı dedik mi biz şeyde, televizyon konuşmalarda, bir nefes darlığıdır gidiyor. Kayınvalide diyor ki biraz zor nefes alır gibi oldum acaba. Hatta ben yani de yarım saat televizyon izleyen herkes ama kendinde nefes, bir şey ateşi yükseliyor bu hava. Nefes darlığı aynı zamanda zor nefes alma şeyin de bir belirtisidir. Panik atan da bir belirtisidir. Yani bunları tetikliyoruz. Bu buradan ciddi bir panik salgınına doğru bu iş gidebilir. Hocam Sultan Hoca paylaşmış Twitter'da, Sultan Tarıcı. Ona da selam ediyoruz buradan. Evet. Bir şey paylaşmış, bir haber. Tabii altında tartışmalar falan var ama haberi bir görmek, A kan grubu olanlar daha fazla yakalanıyor diyor. Bir nefes intikamı ben. Yani bir anda bak... Ama ben de sevindim çünkü sıfır grubuyum. Mesela ya bir, ben AB'ye ne olacak bir saat kadar eskiden dediğim şey bu yani. Bir anda insana vuruyor ve o anda siz panik durumunuz bir faaliyete geçiyor. Çünkü hayatta kalmak istiyorsun yani bir arada. İnsanlar ne yapsın çok zor. Ya o yüzden galiba bunun o izleyi çok dikkatli takip etmek lazım. Ve dün de ve önceki hafta da sıklıkla gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı mesela bir açıklama yapıyor. Ya da bir laboratuvar, bir bilim insanı işte bir haberi yayınlanıyor ama gerçekten sağlıkla ilgili bir haber bu tip bir bilgi dünyasında kamuoyuna nasıl verilmelinin bir eğitimi falan olması lazım. Hakikaten en azından Sağlık Bakanlığı içerisinde bunun bir yönetimi olması lazım. Çıkıp oraya fact'leri açıkladığınızda siz birisi zart diye bir şey itiraz ediyor, öbürü ona bir yorum yapıyor, öbürü bir şey yapıyor ve yazık insanların kafası 1500. Yani o döve döve biyoloji öğretme dedim ya, halbuki temel biyoloji bilgisi ya temel okul düzeyinde yani bizim lisans düzeyindeki hatta lise belki lise düzeyi ya. Tabii, yani o kadarına gerek yok. Çok faydalı yani hocam mesela şey çok komik geliyor bana, virüs diye şu anda insanlar şöyle bir şey tahir ediyor. Sürekli evde kendi kendine böyle fesubhanallah çekip mutasyon geçiren, ulan uygun mutasyon edilmiş, şunların köküne bir kirpit suyu ekeyim diye kendini piyasaya salan bir düşman algısı var. Ya tam şu anda aklıma ne geldi biliyor musun? Aslında virüs de yaşamak istiyor ve yaşamak için bize ihtiyacı var. Bakın virüs aslında öldürmek istemiyor ya. Öldürdüğü zaman virüs de gidiyor öldürdüğüyle birlikte. Bu immünizasyon nasıl oluşuyor? Virüs öldürmemeye başlıyor. İşte bu kadar basit. Hocam bu düşman algısı. O çıkmış işte hayvandan çıkmış, insana gelmiş. Şimdi yeni bir konakçıya alışmaya çalışıyor. Ama bunu düşman olarak koyduğun zaman topyekün imha bu sefer. İnsan öyle yapıyor ya işte bizim antibiyotik stratejimiz de öyledir. Eradikasyon diyoruz ya böyle komple kökünü kazıyalım mesela. Şimdi bu mantıkla baktığınızda sıradan insanın hayatında obsesyon, takıntıdan başka bir şey gelmiyor. 30 kere el yıka bilmem ne yap, onunla bununla görüşme, dokunma etme. Tamam dokunma etme güzel ama abartmanın bir alemi yok yani. Temel hijyen kuralları çok belli. Bunun ötesine geçen her türlü takıntıdan galiba değil büyük oranda bu bilim iletişimindeki sorun söz konusu. Bir de işin içine sizin çok iyi analiz ettiğiniz efendim o her konuda ağzını açıp da her konuda konuşan arkadaşlar. Şimdi araya bir soruyu sormak istiyorum böyle hani kısa kısa cevaplarla çünkü azıcık da haplar da oluşturmak istiyorum hani işin içerisinde. Hiç konunuz olmayan bir konuyla alakalı mecbur bilgi edinmeniz gerekse kullandığınız referans yöntemini
dinleyelim. Aynı zamanda bunu modelleyelim kendi içimizde. Yani biz bir bilgi toplamamız gerektiğinde hangi bilgiyi nasıl seçeceğizle alakalı. Bilgi seçmek lazım söylüyoruz ama yöntemde Tayfun hocam sen ne yapıyorsun? Sen de ne yapıyorsun? Yani nasıl bilgi seçiyorsun? Konun olmasa bile. Şimdi tabii bu soru sokaktaki kişi için. Yani toplumun herhangi bir kademesinde konusuna göre değişir. Şimdi diyelim ki ben ekonomiyle ilgili bir şey öğrenmek mesela istiyorum veya iletişimle ilgili bir şey öğrenmek istiyorum. Bunu iletişim alanının uzmanlarına danışmam lazım. Bu bazen oluyor bakın, bir makale yazıyoruz. Orada farklı bir alandan bir görüşe ihtiyacımız oluyor. O zaman o görüşle ilgili makalelere bakıyoruz. Eğer bu bizi tatmin etmez de ortada bir belirsizlik varsa bilgisine güveneceğimiz referansı güçlü, referansı güçlü derken bu konuda araştırmalar yapmış, makaleler yayınlamış, bir duruşu olan... Ama mesela buradaki kriterimiz şey değil değil mi? Amcaoğlunu tanıyormuş, çok güvenilir birisi hayır, değil mesela. Yani hani, hayır. Yani hani... O bilgi, bak benim ihtiyaç duyduğum bilgi, iletişimse, hadi öyle konuşalım, sana sorarım. Yani ben bilemem ki şimdi iletişimin kendine ait bir takım şeyleri vardır. Geçen bir böyle YouTube çekimine katıldım. Orada dedim ki şeyi anlatırken köpeğin insanı ısırması değil, insanın köpeği ısırması haber olurmuş gibi konuştum. Benimle konuşan arkadaş da hocam ben iletişimciyim. Bu çok konuşulur iletişim fakültelerinde ama bu bir şey değildir dedi. Yani iletişim açısından bir lütfen dedi yanlış anlaşılmayalım. İletişimin etik kuralları da vardır. Şimdi ben iletişimi senin kadar bilemem. Ve iletişimle ilgili teknik bir şey söyleyeceksem bir söylememem gerekir. Önce şunu yapmam gerekir. Bana direkt soru gelebilir. Televizyon programı olabilir. Öğrenci de soruyor. Geçen aynı bizim beyin davranış dersinde öğrenci sordu. Libet'in şeyini anlatıyorum. Yarım saniye meselesini anlatıyorum. Öğrenci soru sordu. Öyle bir soru sordu ki fizik bilmem lazım orada. Yani onu açıklayabilmek için. Bu fizik bilgisini harmanlayarak ona bir model çizmem lazım. Bak, o zaman mesela çok güzel bir şey çıkıyor arada. Sadece altını çizeceğim. Bilmiyorum demek. Aynen öyle. Bu işin tam onu söyleyeceğim. Yani. Bilmiyorum ya da bilemeyen. Tam onu söyleyeceğim. Baktım ki bu modeli oluşturamıyorum. Bilmiyorum. Bu kadar. Yani ben bu alanın bir uzmanı değilim. Kaldı ki siz bana ilaç bilim alanıyla ilgili, yani doğrudan benim alanımla ilgili de bir soru yöneltebilirsiniz. An itibariyle ben o bilgiye sahip olmayabilirim, ben bilmiyorum demeliyim. Bir kere bu en önemli şey bu. Ve bilmiyorsam eğer hangi kaynaktan alacağım? İletişim ise Mustafa'dan alacağım. Fizyoloji ise gideceğim Sinan'dan alacağım. Şu bilmiyorum garantisi çok önemli. Evet. Bilmediğimiz konuya ahkam kesmiyoruz. Mikrofon uzatılan bir kısmı benim arkadaşlarım da var aralarında, işte siz de tanıyorsunuz. Yani hekim arkadaşlarımız işte ya da uzman arkadaşlarımız. Ya kimse bunu söylemiyor. Ya bir mikrofon uzatıyor, herkes bir şey söyleme ihtiyacı hissediyor. Bir takım istatistikler veriyor. Abi de ki yeterli verimiz yok, ya bunu bilmiyoruz de. Hatta suçu camiaya at, anlatabiliyor muyum? Bunlar da bilmiyor. Bakın tam falan. Yeri geldi. Bu virüsle ilgili bana çok sorulan bir şey söyleyeyim. Yani farmakoloji uzmanı olduğum için oradan buradan eş dost işte herkes arıyor, soruyor. Biliyorsunuz bunun işte virüslerin dışında bir takım şeyler var. İşte almaçta işte reseptörler var, bağlanma noktaları var. Bunlar da gidiyorlar. Anjiyotensin, konvertigenzin dönüştürücü ACE işte reseptörlerine bağlanıyorlar. ACE inhibitörü ilaçları kullananlarda bu çok artıyor. O yüzden de işte bunlar risk altında gibi bir yerden bir makaleyle bir şey yayınlandı. Evet. Ve birçok kişi bana hocam annem ACE inhibitörü, benim annem de ACE inhibitörü kullanıyor bu arada, onu da söyleyeyim. Ne yapalım, keselim mi? Şimdi hemen bir merak edip baktım. Evet, bir makale var ama o makale hipotetik. Bir hipotetik, yani bu böyle olabilir diyor. İki, çalışma için deney, alan açmaya çalışıyor aslında. Deney hayvanın çalışması hipotetik. Ortada bir şey yok. Hipotetik, yani olasılık bir hipotez. Bu böyle ya, kağıt üzerinde bu böyle olabilir. Kağıt ama, üzerinde olabilir. Ama bunu bu arada hocam niye yapıyorlar? Yani bunu bu fikri ortaya koyup bir laboratuvar bunu çalışsın. Hayvan modelini yapsın. Bir aynen. Burada bir olasılıklar kontrol edin. Yani millet televizyonda size sorsun diye yapmıyor. Bakın burayı laboratuvar kabul edin. Şimdi güzel bir analiz yapacağız hani izleyenler için.
Şimdi bu tarafa baktığımda evet böyle bir şey var. Tabii orada yanılmıyorsam Fransa'dan mı çıktı bu fikir? Bir de yetkili ve önemli birisi böyle bir söz etti. Şimdi zaten o sözün de medyaya edilmemesi lazım şöyle bir süreçte. Kanıtlanmış şeyleri konuşmamız lazım. Ben o zaman bu soruya karşı şu soruyu soruyordum. Wuhan deneyiminde hastanede hayatını kaybedenlerin ne kadar ACE inhibitörü kullanıyordu? Bu veri var mı? Yok. Ha gelir mi yarın? Ha gelirse ona ayrıca bakarız. Sonra gittim ben nereye güvenebilirim dedim. Deminki soruna da cevap. Nereye güvenebilirim? İşte kardiyoloji dernekleri var. İşte Amerikan Kardiyoloji Derneği var. Hipertansiyonla ilgili çeşitli bilimsel kurum ve kuruluşlar var. Aa bunların sitelerine girdiğim zaman gördüm ki bunların hepsi alelacele telaşla bildiriler yayınlamışlar. Hatta bazı şeyler koymuşlar, kanıtlar koymuşlar falan filan. Ortak görüş şu, diyorlar ki, aynen benim düşündüğüm gibi. Ya diyorlar tamam burada hipotetik bir şey var, kağıt üstünde bunu böyle düşünebiliriz ama bu sadece işte bir bağlanma, kolay bağlanıp bağlamana bağlandıysa bağlanıyor mu zaten? Yani öbürüne daha kolay bağlanıp bağlanmayacağını bilmiyoruz. O zaman sokaktakine de bağlanmasın. Öbür taraftan yani sokaktaki derken işte hipertansiyonu olmayana, ilaç kullanmayana da bağlanmasın, ona da bağlanabiliyor. İlla herkes hipertansiyon olmak veya o ilacı kullanmak zorunda değil, ona bağlanabiliyor. Şimdi şu anda diyor bizim şöyle bir kriz ortamında bu ilaçları hop kesiyoruz dememiz daha büyük bir risk oluşturuyor. Evet. Şimdi en başına dönüyorum şeyin, ilaç kullanımında akılcı olmak lazım. Akılcı ilaç kullanımı şudur. Hastaya vereceğiniz yarar, yan etkilerden göreceği zarardan daha fazla olacak. Yarar zarar oranını yaptığımız zaman diyor adamlar bunu şu anda kesmemiz insanların tansiyonları çıkacak. Verdiğimiz yeni ilaca belki adapte olamayacak. Bazı hastalar var sadece bununla tansiyonu regüle oluyor. Ben şimdi bunu keserek tansiyonun çıkacak hastanın yeni ilaçtan faydalanıp faydalanmayacağı da belli değil. Bu direncini daha çok bozacak hastanın. Yani bu tehlikeyi bozacak. Aynen öyle. Burada bir kanıt yok. Bunun böyle getirilip de televizyon programlarında işte tartışılması bu grup ilaçları kullanan hastaları bir tehlikeli şeye sokuyor. Ne oluyor ya biz bir tehlike altında mıyız? Zaten herkesin antenleri çok açık şu anda. Herkes kendine bir şey yakalıyor. Herkes prospekti sokuyor. Herkes etken madde ismi veriyor. Hocam yani, sizin meslek valla yaygın bir hale geliyor. Herkes farmakoloji evet, evet yani bakın burada bu ilaçları kesmenin de bir mantığı yok. Ve burada evet. Bilimsel bilginin halka ulaştırılma biçimi, yine bu sohbetin önemli bir sorusuydu. Doğru kaynağı yönelmek ve halka bilmesi gerekeni ve kullanabileceğini, kullanabileceği şekilde. Yani benim bir sözüm vardı bu cehalet bilimiyle ilgili. Bizim halka anlatabilecek, yani bilimcileri söylüyorum çünkü tamam şeyi eleştiriyoruz karşı tarafta diyoruz ki bazıları artık eskilerin kaba tabiri işkembeyi kübradan sallıyorlar. Bazı hipotetik işte kongrelerde tartışılacak şeylerle halkı çok etkiliyorlar. Ama eleştirirken biz bu tip bilimcileri, bu tip akademisyenleri kendimizin de halka derdimizi anlatabileceğimiz bir dil, işte iletişim dili geliştirmemiz gerekiyor. Yani halka inebilmemiz gerekiyor. Ya burada biraz ihtiyaçlarla beraber dönüyor hocam. Yani hani kişinin kendisi aynı zamanda popülerlik ihtiyacı varsa, yani hani medya bu bir fırsat gibi görünüyor, bu bir karlanma görüntüsü oluşuyorsa, oluştuğunda ister istemez piyasa kişinin kendisine eğer hazırlıklı değilse, korunaklı değilse böyle manipüle ediyor. Yani belki de iyi niyetli başlayan yolculuk birkaç haftanın içerisinde çok kötü niyetli fotoğraflara doğru gidiyor. Bu bir tuzak. Bunu fark ediyoruz şeyde. Herkesi kötü niyetli olmakla suçlamak değil de deforme olduklarını fark ettirmek gerekiyor. Ya ben işte uzman meslektaşlarımız hepsi bu kadar öneriyorum. Yani bir eksende kalmakta büyük fayda var. Yani o eksen uzmanlık alanınız olabilir. Kendi temel anlattığınız fikriniz olabilir. Yani o çerçevede kalmak çok koyuyor çünkü yani dün akşam mesela gayet iyi niyetli gazeteci arkadaşlardan gelen sorular, şimdiye kadar bize medyadan ve e-postayla oradan buradan gelen sorular, siz de alıyorsunuz. Yani insanı raydan arttıracak sorular var ve tek tek cevap vermeye başladığınızda tesisleri yüksek kurulunun verdiği fetvalara döneceksiniz. Yani işte
Sakız'a doğru Makoruç Bozar gibi bir noktaya gidiyor mesela. Dolayısıyla soruyla değil de biraz da bilgece yönlendirmek gerekiyor galiba bu süreci. Yani, biz de açıkçası biraz bugün o yüzden bir araya gelelim. Evet, yani evet. Böyle bir perspektif bizim için evet. Önemli. Yani biraz duygusal pişmeye olgunlar, biraz zihinsel olgunlar da ihtiyaç var. Bilimsel olgunluğu haricinde. Mustafa'cığım, şu anda bütün akademisyenlerin şunu düşünmesi lazım. Hakikaten bu iş çocuk oyuncağı değil. Evet. Artık televizyonlarda tamam şey döneminde, korona olmayan günlerde kimi sallıyordu işte tuz tansiyonu düşürür diye, öbürü diyordu git kelle paçayı immün sistemin yükselsin diye. Öyle dönemlerde bunlar olabilir. Tamam, evet. Olacak ama gün en azından ölüm değil. Riski azdır diyorsun. Yani, ya gün o gün değil. Şu anda bunun sırası da değil. Hiç bunun sırası değil. Şu anda bunda ısrar edenleri şeyden farkı yok. Hani fırsatçılar çıktı ya, sahte şey ürettiler. Sahte dezenfektan ürettiler. Kolonyayı bilmem kaç misli fiyatını artırdılar. Onların bunlardan bakın hiçbir farkı yok. Yani doğru duruşu ve akademik duruşu korumak lazım. Ya benim oldukça sevdiğim hocalardan biri isim vermiyor Bey. Sonra verdim. Ya örnekler sarar değil de bir videosu dönüyor internette. İşte diyor ki Türkler bu koronavirüs önceden geçirdi. Buna zaten Bağışık geçen sene hatırlayın herkes nefes darlıklı bilmem ne öksürüklü bir grip sesini geçirdi. Dolayısıyla bize bu kadar geç gelmesi bundan hiç yayılmayacak korkmayın ben de korona olursam bağıra bağıra anlatacağım diye söyledi. Şimdi baktığınız zaman aslında hipotez olarak güzel ama destekleyecek hiçbir verimiz yok ki. Kulağa da hoş geliyor ve kulağa inandırıyor. Aynen öyle. Ve burada mesela... İnanmayı istiyoruz çünkü. İşte yani. Demin dediğim oydu mesela. Bu hocamız bir bilim kurumunda bir yerde bir akademik mahfilde bunu bir hipotez olarak getirse, bir laboratuvara gitse dese ki ya buna baktınız mı, bir yol açsa, evet. Onlar baksa. Böyle olmuyor da medyadan, işte WhatsApp'tan gezen videolar şeklinde gezmesi ciddi zararlı. Şu anda gerçekten benim etrafımda ki benden de şey duymuşlar. Aa mantıklı ya bak bu açıdan bakmak lazım dediğimi de duymuşlar. Diyorlar ki kesin abi biz geçirdik daha bize bir şey olmaz falan. İşte Trabzon yalamaya varana kadar artık tedbirleri gevşetenler başlayacak. İşte o şüphe suçluyu beraat ettiriyor. Galiba hikaye tamamen onunla ilgili. Kritik bir şey soracağım. Bu çünkü bir niyesini merak ettiğim bir konu var. Yani hem nasıl oluyor hem de niye oluyor ile ilgili. Aşı ve ilaçla alakalı çalışılıyor. Çok konulu olduğu için hocam yani bir cevabı yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Elimizde fazladan birkaç milyar dolarlık bir yatırım. Sadece böyle bir yatırım tipi, ilacı bulma ya da aşısını geliştirmek süreci 8-13 ay falan diyorlar, tam bu rakamları hatırlamıyorum ama bu uzunca bir süre diyor. Bu süreyi kısaltır mı, kısaltmaz mı? Ya bu parayla ilgili mi mesela? Parayla ilgili ama bununla ilgili küresel anlamda dünya fedakarlığı yaptı. Yani burada şu anda dünyanın aşı geliştirmeyle ilgili parasal hiçbir problemi yok. Ve ya bu süreci hızlandırmaz mı? Buna daha fazla para yaşasın. Süreç hızlandı tabii ki. Daha fazla paraya gerek yok. Bu elinde yeteri kadar para var. Burada avantajlarımız var. Birinci avantajımız şu. Hani çok da konuşuldu ya, bu bir şeydir, işte biyolojik silahtır. Ben ısrarla dedim ki ilk günlerinde konuşurken, ya enerjimizi bunun biyolojik silah olduğuna falan harcamayalım. İşte bu da bir bilgi seçkisi. Enerjimizi biz bununla karşılaşabiliriz. O zaman bir maybe'ydi yani, belli değildi karşılaşıp karşılaşmayacağımız. Hatta ilk başlarında belki de Wuhan'la sınırlı da kalabilirdi bu iş. Kalmadı, bu bize doğru geldi. Şimdi dezenformasyonla enerjimizi harcamaya gerek yok. Bir avantajımız ne? Biz bu virüsün kimlik kartını net biliyoruz. Yani net, bu dünyanın her yerinde, bütün aklı başında bilimciler de bunu böyle söylüyor. Bütün kaynaklar ve veriler de bunu gösteriyor. Şimdi düşmanı tanımak çok önemli. Tanımadığınız düşmana ilaç geliştirmek, aşı geliştirmek o çok problematik bir şey. Şu anda biz şey biliyoruz yani neyle savaşacağımızı biliyoruz. Bir, yeteri kadar para var. İki, yeteri kadar teknoloji ve kafası çalışan iyi bilimciler var Allah'tan. Buradan bence aşı da, ilaç da, çözüm de her şey çıkacak yani. Bu bir tabii ki bir zaman alacak bir süreç ama zamanın önemli bir kısmı da aşıldı diye düşünüyorum. Tabii ki yani kesin olarak şu tarih, bu tarih demeye gerek yok ama ben çok uzun olmayan bir süre içerisinde bunun aşısının olacağını... Bir kere hocam standart bir tahmin prosedürü pek mümkün değil galiba. Çünkü değil ama dedim yani benim iyimser düşünmeme sebep olanları söyleyeyim. Kimlik biliniyor.
yeteri kadar dünya para ayırdı ve yeteri kadar dünyada kafası çalışan iyi bilim insanları var. Merkezlerde çalışıyor. Evet, merkezler iyi çalışıyor. Dördüncüsü de küresel bir problem olduğunu anladı insanlar. Herkes aman diyor. Yani ben sen kaşın altında elini koyuyorum. Ya biz aslında ikimiz de konuşmuyoruz ve birbirimize düşmanız ama düşün yani cephede falan da olur onlar bir anda arkadaş olur diyoruz. Dünya şu anda o modda. Dünya şu anda o modda. İşte biz dili diye geçenlerde Mustafa ile bir programda konuşmuştuk yani böyle nadir şeyler biz dili oluşturuyor. Evet. Yani keşke böyle bir hayra çıksın. Türkiye'de 19 Ağustos depreminde sonrasındaki yaşadığımız bir dönem. 3 ay boyunca o Türk ötekileşme. O çok daha bundan çok daha ağır bir şey. Çok daha ağır bir şey. O çok büyük bir travma. Evet, o ötekileşme dilinin tamamen ayrıldığı, herkesin biz demeyi becerebildiği nadir zamanlardan bir tanesiydi. Sevgili Mustafa, 35-40 bin bir de kayıplar var galiba. 50 evet. bine yakın Düzce depremiyle birleştirirsen işte 55 binli rakamlara gidiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Şu anda İtalya'da ölü sayısı 2000 falan diyorlar. İnsanların tüyleri diken diken oluyor. Global çapta işte yani birkaç bin de biz bu kadar edelim. İnsanımızı kaybettik orada ve bu çok büyük bir travmaydı. Onu bile çoğularak açtık. Bu da şimdi, yani şimdiki yaşadığımız global anlamdaki problemde tekrar o biz demeyi hep birlikte ilk sohbete girerken siz de tarif ettiniz bunu. Bunun çok önemli olacağını zannediyorum. Çok öğretici bir süreç olacağını. Virüs çok şey öğretici. Evet. Daha da öğretici. Bakın virüsün öğrettiği önemli bir şey daha var. Yani ilaçla ilgili baştaki sorduğunuz soruyu da bence tamamlayacak bir şey. Sorun şuydu dünyada. Hani insan hakları evrensel beyannamesi dedik ya. Bir de ülkelerin anayasalarını koyalım üstüne. Her ülkenin anayasasında ülkeler, devletler vatandaşlarının sağlıklarını korumakla mükellef. Doğru mu? Bakın burası çok önemli. İngiltere ne dedi? Başındaki vatandaş çıktı, bu bir süreç dedi, bir sallayalım gitsin ucunu bir koy verelim, nasıl olsa bir immünizasyon olacak bir yerlerde. Doğru mu? Doğru söyledi. Tamam koy verdi ama ölümler başladıktan sonra geri adım atmaya başladı. Öyle kolay değil o iş. Burada temel sorun şu, kimsenin aslında çok dillendirmemiz gereken şey şu. Yaşlılar işte acaba mı diyor, çocuklar ona yardım etsin değil. Sistem ciddi bir eleştiriye tabi tutulmaya başlayacak bundan sonra. Bu sistemle dünyanın idare edilemeyeceği, bu sistemle dünyanın güzel yerlere gidemediği, işte bir basit virüs ortaya çıktığı zaman yaşadığımız sorunlar, bizim biz dememiz aynı zamanda ortak bir akıl oluşturacak. Nasıl eleştirdiler İngiltere'yi? Ya senin nüfusun yaşlı. Senin derdin aslında yayıldığı yere kadar yayılsın, aman ticaret aksamasın, aman para akışı durmasın, aman para kazanmayı şey yapmayalım, ihmal etmeyelim. Yani kapitalist kaygılar vardı altında. Hiç bana kimse hikaye anlatmasın bu. Ama buna karşı herkes karşı çıktı mı? Çıktı. Yaşlı nüfus diye yaşlı nüfusu kaybetmek hoş bir şey mi? Değil. Ama kapitalist, yani vahşi kapitalist politika üzerinden bakarsanız aslında buradan oho nerelere gideriz, bu gıda takviyelerine kadar bunun ucu gidiyor. Bakın öyle bir şey söyleyeceğim ki şimdi. Neden işine gelir kapitalist sistemin? Ya bir virüs çıkmış, ne güzel, yaşlı nüfusu hallediyor. Yaşlı nüfus bir, benim emekli nüfusum, ben buna para ödüyorum. İngiltere'nin 15 yıldır en büyük problemi. En büyük problemi. Sosyal sigorta. Aynen öyle, sigorta. Bakın burası çok önemli. Ben bu yaşlı nüfusu virüs hallederse ona para ödemeyeceğim. Epeyce bir para hazineye kalacak. Bu yaşlı bir nüfus hep kronik hastalıkları var ya işte ikinci hastalığı var ama böyle nefesimizi tuta tuta böyle dinliyoruz. Ah dün akşam işte 61 yaşında biri ölmüş. Onu konuşuyor herkes. Acaba ikinci hastalığı var mıydı yok muydu? Onu soruyorlar sosyal medyada. Ya kardeşim varsa ne yoksa ne? Ama varsa evet bu vatandaş hipertansiyon ilacı, diyabet ilacı ya da başka bir romatizma ilacı bir şey daha kullanıyordu. İngiltere örneğinden gidersek 2-3'lü ilaç kullanan çok fazla sayıda insan var ve bunun herhalde bir geri ödeme sistemi, bir sigorta sistemi var. Ve bu sigorta sistemi de ne olacak? Yükten kurtulacak. Peki bu hoş bir düşünce. İşte tam burada, tam işte hani o zurnanın zırt dediği yer var ya, o burası.
bu virüs dünyadaki sistemin ciddi sorgulanmasına neden olacak ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak bence bundan sonra. Canlılığı tartışmalı bir virüs insana insanlık öğretecek belki de. Belki de. O tarafa doğru gidiyoruz. Bir daha aynen öyle. Çok güzel bir cümle. Kısa bir mola verelim. Arkadaşlar uyarıyor bizi. Şeyleri değiştirecekler. Pilleri tamam. Ve kartları değiştirecekler. Bence kaldığı yerden devam edelim. Fırtına bize doğru geliyor. Yani türbülanstan fırtınaya geçeceğiz ve bu bir fırtına olacak. Yani fırtına olurken de işte siz çeşitli tedbirlerinizi alacaksınız. Şimdi Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Ya Türkiye spesifik bir şey yapmayacak. Global bir şey yapacak bu ve herkes bundan nasibini alacak. Veba şeyin tacını düşürmüştü. Bu arada korona taç anlamına geliyor. Hatta bir de espri var. Birisi demiş ki karısına sen benim başımın koronasısın falan. Kadın kızmış yani başımın tacı demek istiyordum falan diye lafı değiştirmiş. Şimdi korona birçok tacı düşürebilir. İşte veba Katolik Kilisesi'nin baskısını ve o Orta Çağ taassubunun tacını düşürdü. Orada egemen güç oydu. Ondan sonraki bazı salgınlar elit kesimin, ezilen bir kesim üzerindeki baskısı, işte Rönesans, aydınlanma vesaire işte böyle oluştu. Bu da bence vahşi kapitalizmin, gene konuşmuştuk daha önce de, insani olmayan her şeyin sorgulanmasına neden olacak. Ve insani davranmayan, adil davranmayan, vahşi kapitalizmin hırsı içinde hareket eden taçlar bence düşecek. Yani o başka bir noktaya gidecek. Çünkü bu sürdürülebilir bir şey değil. İnsan sağlığı bakın ortaya çıktı, problem var. İnsanlar şu anda gerçek bir sorunla karşı karşıya. Bunun şakası yok. Ve artık bu bir global sorun. Ve global sorun. Bu yani dedik ya, ırk seçmiyor, ülke seçmiyor. Yani iklim haricinde karşılaştığımız ve burnumuzun dibine bu kadar bizi tehdit edecek ya şekilde iklim bu kadar daha olur ya, iklim bu kadar tehdit etmez. Bu çok gerçek bir problem. Yani bundan yüzleşiyoruz biz şu anda. Yüzleşeceğiz evet, yani. Evet. İster istemez yüzleşeceğiz. Türkiye'nin avantajları var. Bazı avantajları var bana göre. İtalya'yı falan mukayese ettiğimiz zaman bizim ki bunu değerli uzmanların bilgilerine dayanarak söylüyorum. Tabii ki ben gidip de bunları tek tek saymadım ve baktığım verilere göre konuşuyorum. Şu an itibariyle bile Türkiye'de yoğun bakım yatak sayısı oldukça yeterli gözüküyor. En kötü senaryoya göre bile. Ama bu işte bir panik noktasına gelip de aşırı bir yüklenme olursa sistem üzerinde en büyük tehlike o. Biz ne kadar böyle yayarak işte ihtiyacı olmayan orayı meşgul etmeyecek, insanlar kurallara uyup temastan vesaireden kaçınacak, bir anda yoğun bakım ihtiyacı olan olmayan, bizim memleketin işte artısı yoğun bakım yatak sayısı iyi, hekim sayısı iyi, hastane sayısı iyi, buralarda iyi gözüküyoruz. Şu anda mesela İtalya mecbur kaldı. Tıp öğrencilerinin bir kısmını mezun edip sahaya sürdü. Hemşireleri mezun edip sahaya sürdü. Türkiye'de bu kadar sıkıntı olacağını zannetmiyorum ama bizim sıkıntımız şurada. Bizim halkımız çok heyecanlı, çok çabuk etkileniyor. İşte o acillere, acil olmayanlar da yığılırsa, o hekimlerin başına gereksiz bir takım problemlerle de insanlar yığılırsa orada sistem çökebilir. Buradaki en büyük tehlike sağlık sisteminin çökmesi. Sağlık sistemi çöktüğü anda da o geçmiş olsun. Yani bir şey elde insanlar herhangi bir hizmete ulaşamazlar. O yüzden de bu paniğin önlenmesi, insanların sakin kalabilmesi, mevcudumuzu rasyonel kullanmamız bakımından çok önemli. Bir de tüm sağlık çalışanlarında fedakarlık yaptığını kabul etmeye ihtiyacımız var. Aynen öyle. Gerçekten ben geçen bir şey paylaştım. Çok doğru davranmak gerekiyor. Şuradan bilmiyorum okumaya da çalışayım.
Ya hayatımda ilk defa böyle binli rakamları gördüm beğenide şeyde. 300 kadar da takipçi sayım arttı. Bu müthiş bir şeydi. Ben bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. Birden viral olmanın yolunu çözmüş. Yok ya. Hiçbir şey çözmedim. Sadece şunu yaptım. Birisi bir şeyler söyledi sağlıkçılarla ilgili. Televizyonda. Bir de malum işte bazı akademisyenlerin bazı sözleri vardı. Aynen şunu yazmışım. TV'lerde saçma sapır, yani saçma sapan da sapır olmuş o arada gitmiş arada ama saçma sapır da kullanılır halk arasında. TV'lerde saçma sapır konuşarak toplum sağlığını riske atan medya ünlüsü doktorları koronadan korkmadıklarını kanıtlamak ve meslektaşlarına yardımcı olmak üzere hastanelerde en ön safta çalışmaya davet ediyorum. Aynen katılıyorum. Şimdi eğer siz bunu bir şey olarak görmüyorsanız, bunu basite indirgiyorsanız, bunu ya işte immün sisteminizi yüksek tutun, tamam hocam kelle paçanı iç gel buyur, hekimsin yani en ön safta yer al. Şu anda hastanelerdeki ekip birinci derecede bizim göz bebeğimiz. Evet. Herkes. Yani ilk savunma hattı. Birinci savunma hattımız yani ve bu çok çok önemli. Onların bakın morali çok önemli. Onların morali ve desteğe ihtiyacı var. Ha yıkılacak şeylerden bir tanesini daha söyleyeyim sana. Biliyorsun biz bu sağlık personelimize çok kötü ve kaba davranıyorduk. İnsanlar hastanelere gelip senin işte maaşını benim vergilerimden ödeniyor, bana bakmak zorundasın. Yok bana reçete yazdın yazmadın, şiddet uygulayan mı istersin ve bezmişti bu arkadaşlar. Zaten yoğun çalışıyorlar hemşiresi, hekimi ayrı ayrı. Ve ben birçok arkadaşım da var, mesajlar atıyorlar. Mesela bir arkadaşım kardiyolog kendisi şey paylaşmış, kendi sosyal medya hesabında cep telefonunu yazmış. Benim yakınımda beni tanıyanlar... Lütfen bana ulaşabilirsiniz, soru sorabilirsiniz, bir sıkıntınız olursa şey yapabilirsiniz ama lütfen benim çevremdekiler, beni dışarıdan hani çok da meşgul etmeyin, birinci etapta ben etrafımdakine yardımcı olayım. Bir başka emekli hocamız mesaj atmış, eczacı bu hocamız, kendi sosyal medyasından paylaşıyor. İhtiyaç olursa herhangi bir eczaneye gidebilirim, hiç değilse bankonun dezenfeksiyonuna yardımcı olabilirim, hiç değilse insanların eczaneye alınıp dışarı çıkarılmasına yardımcı olabilirim. Çünkü eczacılar da, hemşireler de, hekimler de cephedeler şu anda. Birinci derecede bu hastalarla muhatap olacaklar. Bizim ay bu koronalıymış dediğimiz anda uzak duralım, sosyal mesafeyi koruyalım dediğimiz durumda bu arkadaşlarımız onun burnunun dibine kadar giriyorlar. Onunla ilgilenmek zorundalar, bakımını yapmak zorundalar. Ha diyecekler ki ya işte onları uzay kıyafetleri içinde falan oraya sevk ediyorlar. Şu ana kadar uzay kıyafetli pek kimseyi görmedik. O tabii ki daha ileri aşamalarda ortaya çıkıyor. Yoğun bakımlarda falan belki onlar uygulanacak ama elbisenin içinde dahi olsa birinci derecede cephede bu işin içerisinde olmak. Kaldı ki şu günlerde ne kadar insanın taşıyıcı olduğunu falan bilmediğimiz bir ortamda bakın herkese izin verildi. Herkes evinde. Ben bile bugün Üsküdar Üniversitesi'nin senatosuna evden katıldım. Ama hiçbir hekime, hemşireye izin verilmedi. Hiçbir eczaneye istersen eczaneni kapatabilirsin şeyi yok. Kapatırsa suç zaten. Kapatamazsın. Herkes diyor ki ofislere gelmeyin deniyor ama onlar... Onlar görevinin başında halkın bence en çok buna kafa yorması lazım. Yani... Nerede ne kadar kişi vefat etmiş, vefat edenin yok işte ikinci bir hastalığı var mıymış, yok bizde eğri şuraya mı gidermiş, eğri buraya mı gidermiş bir tarafa bırakıp halkın yapması gereken kendi izolasyonuna önem göstermesi, kendi hijyenine önem göstermesi, dua edecekse dua. Öbür taraftan en çok yapacağı en önemli işlerden bir tanesi gerekmedikçe sağlık kurumlarını meşgul etmemesi. Evet, nasıl cephede çarpışan askerlerimize yeri geldiğinde her türlü yardım, her türlü desteği, gerek moral, gerek evden yemek yapıp götürmelerle yapıyorsak, yani burada gerçekten onların ihtiyaçlarını ben öpüyorlar. Bizim toplumun ciddi bir sağduyusu olduğuna, insancıl bir tarafı olduğuna inanıyorum. Çok, en kuvvetli yanımız bu. En kuvvetli yanımız bu. Ben buna çok güveniyorum. Bu mülteci meselesi oldu mesela. Mülteci meselesini çok değişik boyutlarda ele alabilirsiniz. Bunların Türkiye'ye kabulü vesairesi bir politika meselesidir. Bunun politikasını tartışacak değilim şu anda. Bunu tartışan tartışsın, bu ayrı bir konu. Ama
bu vatandaşların, yani gelen mültecilerin mevcut durumlarıyla. Çünkü hani bunların en iyilerini Avrupa ülkeleri, Amerika aldı. Kendi babasının hayrını almadı yani. Bunlar iş bilen insanlardı. Kendi sistemi içerisinde. Aynen öyle. Belki çoğunun parası da var. Şimdi bize gelen garibanların, hani içinde tabii iş tutanlar da var ama evet, toplumsal olarak bir tepki olmasına rağmen, bakın o sınıra gittikleri zaman neler yaptılar. Bizim Türk toplumu kendi içinde gene de bir gönül şeyiyle bu insanlar en rahat Türkiye'de rahat ettiler. Başka bir ülkeye zaten almıyor zaten. Başka bir ülke de almıyor. Bunları Türkiye alıyor. Ben de hep sağduyulu olduğumuzu düşünüyorum. Ben katılıyorum. Yani ben Türk toplumunun sağduyusuna, insancılığına, zor zamanlarda birlikte hareket etme ruhuna inanın çok güveniyorum. Yoksa biz ne Kurtuluş Savaşı'nı yapabilirdik ne şu depremin üstesinden gelebilirdik. İşte bir de biraz da böyle aşırı bilgiyle, aşırı enformasyonla kafaları karıştırmasak belki, değil mi? Yani bu çok daha koordine, çok daha yapıcı bir hareket. Yani halkın dikkatini de buraya çekmemiz lazım. Ya senin bu konuyla alakalı muhteşem bir kitabın var aslında gerçekten. Yani sohbetin yarı bölümünü bu, aslında o kitabın içeriğinden de cımbızlayarak yürütüyorum. Yani kitabı yazarken korona yoktu. Evet evet, 2019. Ama çok kadim bir problem hep vardı ve hep var olacak. Evet. Bugün de korona kadar tehlikeli olmaya devam ediyor. İşte bu cehalet biliminin de önemini ortaya çıkaran bir şey. Aynen. Yani tacı dökülecek, yıkılacak veya tacını kaybedeceklerden bir tanesi de belki de bu dezenformasyon yapan kıymeti kendinden menkul akademiya ya da bilimciler olacak. Yani gerçekten bilgi edinmeyle alakalı artık normal ortalama bir insan için bile bir ikinci evre başlıyor bilgi edinmeyle ilgili. Korona ile alakalı şu anda bizi ilgilendiren ve edinebileceğimiz bilgi sayısı 20 ila 30 arasında ya da 50 arasında. Bunu bileceğiz, şunu bileceğiz, nasıl kendimizi koruyacağımızı bileceğiz, başkasına nasıl bulaştırmayacağımızı bileceğiz, bu kadar. Bunun üzerindeki yapılmış, söylenmiş her şey ya kişisel manipülasyon barındırıyor ya da çok dezenformasyon barındıran bilgi içerikleri öbeklerinden oluşuyor. Çok yanıltıcı, çok kaygılandırıcı, korkutucu. En büyük problem bizim organize olamama halimiz. Organize olduğumuzdan az önce aktardığınız gibi her problemin üzerinden gelmek mümkün gerçekten. Bundan baş etmek mümkün. Gerçeklik gerçeklik çünkü. Hasta olacaklar olacak. Ölüm varsa ölüm de gerçekleşecekse gerçekleşecek. Sorun bunu en iyi azaltabilmek, en iyi yönetebilmek. Bunun içerisinde en sağlıklı kalabilme, dönüşebilme hali. O yüzden o kitabı çok değerli buluyorum. O bakış açısını çok değerli buluyorum. Yani bunu bir cehalet bilimi diye ölçülerek yapılabildiği hikayesini. Az önce size sorduğum bir soru vardı. Şimdi Sinan Hoca'ya da aynı şekilde sormak istiyorum. Yani referans bilgilerini nasıl topluyorsun diye sormuştum. Çünkü bu önemli, bu aktarılması gereken bir içerikmiş gibi geliyor bana. Hocam sen nasıl, yani konu olmayan konularla ilgili bile referansını neye göre seçiyorsun? Ya da işte bilgiyi nasıl ediniyorsun? En kolayı, en hızlı yapmaya çalıştığım şey, merak ettiğim mesela eğer benim erişim alanım, uzmanlık alanım ya da okumuş kanun dışındaysa onu bilen bir insan buluyorum öncelikle. Onunla bir sohbetini ediyorum. Bunu bulamazsam bu sohbeti internet üzerinden yapabiliyorum. Şöyle ki, Google'a giriyorum. Genel aramalar yapıyorum. Önce okunun terminolojisini kavruyorum. Yani hangi kelimeler, hangi cümleler, hangi içerik kullanılıyor. Bir kere terminolojiye aşina olmadan zaten araştırmışsın. Sonra da o iş eğer akademik bir mesele ise akademik olarak akredite edebileceğim taraflarına gidiyorum. Şöyle bir örnek vereyim size. Geçenlerde bir kuantum fiziksel bir meseleyle ilgili bir tartışma ya yani bir sohbet gidiyor. Ben kuantum fiziğini popüler düzeyde okumuştum ama fizikçi değilim, bilmem matematiğini yaz desen. Karşımdaki arkadaşım çok kendinden emin bir şekilde bana bir yerden aldığı belli olan referansları veriyor. Öyle söyledi, işler çok uçuk kaçık. Dedim abi sen nereden dedin bunlar? Bana dedi, abi yani yeni bir kitap okudum, şöyle böyle bir baktım. Bir kişisel gelişim kurusunun kuantum alegorileriyle yazdığı bir kitabı kaynak almış. Şimdi bu devir böyle sapabilme... Bunu kontrol etmek gerekiyor değil mi? Yani kontrol etmezsen sanki kaynaklı bir bilgi gibi her görünüyor. Kaynak, her kaynak mutlaka doğru değil işte. Evet. Sıkıntı burada. Çok kaynak var, çok kitap var ama hangisi sana doğru bilgiyi sunuyor? Benim burada en büyük silah kendi bilgimi araştırırken nereden biliyorum diye sormak, karşısındaki bir şey söyledim, nereden biliyorsun diye sormak. O dese ki şuradan biliyorum, ona gidip soruyorum, nereden biliyorsun? Yani onun referanslarına bakıyorum. Şimdi bu alışkanlık sanki sadece akademisyenlerin yapması gereken bir şeymiş gibi gözüküyor ama hayır değil. Bugün herhangi bir mobil cihazdan bile bir arama dizini girip de istediğiniz şeyi arayabildiğiniz bütün yani artık bunun okur yazarı olmanız şart.
Yani mesela şu anda Google'da herhangi bir şey aradın, ne aratırsanız aratın yüzlercesine göreceksiniz. Ve genel kurumun ilk başta olanları güvenilir oldukları için değil, ya reklamasyonla sponsorluk aldıkları için ya da yahut da çok tıklandıkları için üst sırada çıkacaklar. Yani burada bir sanal bir ilgi pohpohlaması, sanal bir yönlendirme var. Bir dezenformasyon var yani temelde. Dolayısıyla bunun önüne geçebilmek için de ne araştırıyorsun? Önce terminolojisine hakim olmak, sonra otoritelerini, yani bunun doğru bilgi kaynaklarının merkezlerini bulmak, sonra da yavaş yavaş özütleyecek bir şekilde o bilgiyi ağır ağır damıtarak almak. Benim genellikle izlediğim şey bu. Bu arada bu bana ne işe yaradı onu da söyleyeyim. Hep anlatırım. Cesaret olsun diye gençlere. Ben matematiğim hep berbattı. Yani hiç böyle ne integral ne türev hiçbir şey doğru dürüst öğrenemedim maalesef lisede falan. Fakat şu anda karmaşık düzlemlerdeki kompleks fonksiyonların haritalanması ve fraktal geometrik biçimlerin oluşturması konusunda matematik bölümlerine kısa da olsa ders verebilecek kadar bilgim var. Neden? Öyle bir sevdim, öyle derinlemesine araştırdım ki internet bana bu kadar muhteşem bir şeyi öğretebilecek bir kaynak haline geldi. Yoksa ben bunun geyiğini yapacak bir mertebede bir sürü böyle toplayabilirdim. Orası öyle bir yer yani. Dolayısıyla Alev Alak da söylemişti yıllara. Hocam dedi ki, sen bu kadar şeyi nasıl falan? Dedi ki, yavrum interneti tuzluk gibi kullanmazsanız siz de öğrenirsiniz. Bu laf mesela çok hoşuma gitmişti. Tuzluk gibi kullanmazsanız. Yani. Şu anda öyle ama internet gerçekten çok ciddi bir hani derli toplu girilmesi gereken ve dikkatli olması gereken. Ya şimdi benim ana konu iletişim. İletişimle alakalı baktığımda kaynak bilgi oluşturma, içerik oluşturmada bilim insanlarının kapladığı alan korona öncesinde de böyleydi. Gittikçe genişliyor. Yani çok ortalama bir birey için bile bilgi üretim yapısı herhangi bir içeriğe ulaşırken artık bilim insanlarının diliminden de faydalanıyor. Şimdi bu da şöyle bir zaruriyetli zincir doğuruyor. Bunu sen söylemiştin çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Bilim bir tür veri üretiyor. Bu veriyi yorumlamayla alakalı ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ayaklara ihtiyaç var. Yani birinin bu veriyi yorumlaması, anlamlı hale getirmesi, birinin de anlaşılabilir hale getirmesiyle alakalı ortalama bir birey için. Öyle bir zincir var ve bu Türkiye için bile çok büyük bir dilim. Yani bilim insanı artık toplumsal anlamda birinci derecede dinlenen bir insan, duyulabilen bir insan. Buna hazırlıksız olmanın getirdiği bir sonuçmuş gibi görülüyor. Kitapta fark ettirdiğiniz hikaye de o. Yani buradaki önemi eskiden o kongrelerin içerisinde konuşan insanlar artık o kongrelerin dışına çıkması gerekiyor. Yani birçok tez artık toplumsal anlamda anlaşılır, tekrar edite edilip topluma tekrar anlatılması gerekiyor. İyi çalışılmış çok içerikler. Çok doğru ve toplumla topluma ulaşabilecek geçerli bir dil geliştirmesi gerekiyor bir başının evet. Artık. Aynen. O dil yani, çok elzem bir şey. Aynen yani. Öyle. Hatta işte üniversitelerde ders olsun diye ben birkaç yıldır yırtınıyorum hocam. Size şahitsiniz. Çok doğru söylüyorsunuz. Burada bakın bir dezenformasyon yapanlar var. Ağzı ilaf yapan ve sizin duymak istediğinizi söyleyenler var. Öbür tarafta da onları eleştirenler var. Şimdi onları eleştirenlerin halkı ikna edebilmek için yani o şüpheyi ortadan kaldırıp tamamen sizi inanmalarını temin edebilecek bir dil geliştirmeniz lazım ve bir ikna yöntemi bulmanız lazım. O problem şuymuş gibi görünüyor hocam. Bakın burada da sohbet ediyoruz. Sohbet ettiğimiz şeylerde koronayla ilgili konuşuyoruz. Koronada konuşabileceğimiz konu başlıkları hala 30 civarında. Türkiye'de olsa nasıl olur? Sayısal verilere dayanıyoruz. İlaçla alakalı konuşuyoruz. Sayısal verilere dayanıyoruz. İşin psikolojisi, iletişimiyle alakalı konuşuyoruz. Olası sayısal verilere dayanıyoruz. Burada sorun şu ki bir bilim insanı için bilimsel anlamda üretilmiş şey sayısı aslında az. Ama bu diyelim ki bu 30 konu temel konusu var. Ama bu 30 konu yeterince gündem oluşturmuyor. İnsanların dinlemek için ayırdıkları süre günde 10 saat civarında bu konuya. 10 saatin dolabilmesi için ve ilgi çekici bir şekilde dolabilmesi için bu bilginin çeşitli şekillerde manipüle edilip, boyanıp, dönüştürülüp, biçimlendirilip falan tekrar tekrar söylenmesi gerekiyor. Çok önemsediğim şeylerden bir tanesi bu yankı odalarını oluşturuyor. İnsanlar devamlı aynı şeyi başka ağızlardan başka biçimde dinleye dinleye büyük bir korku yankısının içerisine giriyor. Yani bir sürü insan panikle alakalı paniğe düşüyor. Mesela bariz bir şekilde şimdi telaffuz ediyorum. Bu muhtemelen bu video bugün ya da yarın yayına giriyor olacak. Önümüzdeki 3-5 gün içerisinde yüzlerin üzerinde sayıyla beraber blok bir şekilde birden yükselmiş hastalanan insan sayısı alacağız. Ölüm oranı yükseliyor olacak. Bunların bilgisine şimdiden yavaş yavaş zihinsel olarak alışmaya ihtiyacımız var. Alışmaya ne demek olduğunu anlamaya yönelmeye ihtiyacımız var. Yoksa bu bizim korkudan daha da içine kapandığımız, korkudan daha da sapkın şeyler yaptığımız, o WhatsApp gruplarında saçma sapan atılan
duygu dolu cümleler barındıran, aslında yüksek manipülasyon içeren haber gruplarına dönüyor olacak. Bu haberler şöyle bir etki yapıyor, etrafta gördüm. Ya bugüne kadar kimse hiç ölmüyordu, şimdi birden ölmeye başladı gibi. Yani hayattan kopukluğu çok enteresan bir resmi. Ya zaten ölüyoruz, yani yaşamak öldürür bir kere. İnsan etrafta ölüyor da ama bizim yakınımız ölüyorsa biz ölümle yüzleşiyoruz. Aynen. Ya da bize bir şey oluyorsa aynen, o şeyle biz yüzleşiyoruz. Türkiye'de 1500'ün üzerinde insan her gün ölüyor. Evet. Ve bunu sadece 30 civarı, hatta 30'un altında sayılar, kaza, cinayet falan gibi şeylerle alakalı. Geri kalan herkes vade doluyor, hastalıklarda vesaireden kaynaklı ölüyor. Ben biraz daha farklı bakacağım ona. Yani bizim kapımıza gelmemişse yok gibi kalabalık. Evet, real değil bizim için. Tabii. Ama bu virüsün şöyle bir özelliği var. Bu herkesin kapısını çalabilir. Aynen, bu kadar basit. Aynen. Yani sen bana gelme deme şansın yok. Aslında işte şunun için söyledim hocam. Aynı şey ölüm için de böyle. Evet. Yani şimdi her dakika öleceğini bilen ama bunu sallamayan tek canlıyız diye ben çok sık televizyonlarda falan zikrettiğim için ben de öyleyim yani. Mesela şimdi siz de burada bu zevkli konuşmayı yaparken aklıma hiç ölüm gelmiyor. Ama şu anda burada bir yerde gezen bir kan pırtısı pıtadak diye beyinde bir damar tıkadı. Hadi eyvallah. Dakikasında gidebiliriz. Yani ona da aslında durdurma ihtimali yok ama bu böyle bariz bir tehlikeyi ölümün tek nedeniymiş gibi algılayıp bütün paniğimizi ona yöneltmenin sağlıksız tarafını da görmek lazım bence. Yani virüsü düşman olarak bizi öldürecek bir kanlı, eli kanlı bir karındaşın Jack gibi konumlandırmak, bundan kaçarsak her şeyimizin saadetli ve mutlu olacağını düşünmek gibi çarpıp böyle kaymış bir düşünce sistemine yavaş yavaş yerleşiyor bazılarımız. Bunun da işte çok çok büyük bir sebebi her ağzın bir şey söylemesi ve o ağızların çoğunun başında doktor, biyolog, uzman, moleküler falan filan bir şey yazması. Ve insanlar size dediğiniz gibi o da o zaman tamam biz bundan gittik. Ya işin artık öyle bir noktaya geldi ki bu. Bir koronadan yola çıkıp 6 yıllık bir tıp eğitimi, 5 yıllık bir eczacılık eğitimi, 4 yıllık bir hemşirelik eğitiminde okutulan total bütün dersleri, bütün konuları tartışıldı. Aynen öyle, hepsi. Çünkü içerik açlığı var. Yani içerik açlığı var da yani halkın veya evinde oturan bir adamın moleküler biyolojiye bu kadar ihtiyacı yok. Evet. Ama onu da öğrendi senin söylediğin. Tabii arada bir gelen sorular işte psoriyaz, işte virüs tutulması artan. Nereden biliyorsun sen psoriyaz, nereden çıktı tutulma? Ne yaptın? Dünyada kaç kişi var bu derdi çekecek yani? Öyle acayip acayip. Aspirin ayrı konu edildi, sıtma ilaçları, kinin ayrı konu edildi. Herkes farmakoloji uzmanı da oldu yani. Falan. Ve o çocuk yani bu tehlike bir böyle başını çeksin önümüzden. İşte hepsinin çabuk çekse hani herkesin temennisi şu. Hafta sonuna kadar başka olmasın, bu iş bitsin, işte AVM'ler açılsın, biz lay lay lop tekrar dönelim. Ya bu işte burası çok ince. Burası ince ve bununla yüzleştikçe depresyon ve korku, endişe evet, çoğalıyor. Aklıma geldi şimdi ya şey vardı. Aslında o kadar güzel şeyler söylüyor ki Sinan. Ya oturun diyor, kitap okuyun. Kitap okumak için bir fırsat. Bazı filmleri izlemek için bir fırsat. Aileyle vakit geçirmek için bir fırsat. Empati yapmak için bir fırsat. Ne bileyim kişisel muhasebe defteri tutmak aynen, için aynen yani meditasyon yapmak için zihinsel geçmişin muhasebesini yapmak için her şey için bir fırsat aslında. Çok önemli bulduğum bir tane eklemek istiyorum. İyilik yapmak için bir fırsat. Aynen öyle. Bir başkasına iyilik yapmak için çok önemli bir fırsat. Aynen öyle. Yani onu çok da anladım. Bu paniğin mesela en iyi ilaçlarından biri işte hocam. Siz de sık anlatıyorsunuz. Yani iyilik yaptığımız zaman hissettiğimiz iyilik hali. Yani kendi ödülü içinde olan bir şey. Ve bu durumda herkes korkuyor, herkes yalnız hissediyor. Ama daha kötüsü gerçekten dışarıda kötü durumda olan insanlar var. Mesela sokakta yaşayan insanlar var, göçmenler var, fakir fukara var, bu var, bu var. Ve biz ne zaman AVM'lere gideceğiz diye beklerken bu insanlar büyük risk grubunda. Belki yan sokağımızda, belki apartmanımızın alt katında, belki yan komşumuz olarak bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyorlar. O yüzden yani bu bence bunun için çok güzel bir fırsat. Yani mesela bu arada bizim için de şu buluşma bir fırsat oldu. Bu da aslında bir fırsat. Normalde hep yapalım, yapalım, yapalım dediğimiz bir şey ne oldu? Sizin benim dersler iptal oldu, Mustafa'nın işler durdu, benim size seminerler, eğitimler durdu. Hadi dedik yapalım. Ve inşallah buradan büyük bir fayda çıkacağına ben inanıyorum. İnşallah. Yani. Son bir soru sorayım. Hani programı yavaş yavaş öyle kapatalım. Bireysel olarak sen ne yapıyorsun bu süreçte?
Evet. Ya kendi, ya gerçekten Tayfun Uzbay hikayesi. Evet. Bir son birkaç haftadır. Evet, ne yapıyorum? 60,5 yaşındayım işte, 61 gibi. Okul dedi ki 60 yaşın üzerindekiler evde kalabilir. Öncelikle evde kaldım. Ama tabii ki aktif hayatımı sürdürüyorum. Kayınvalideyi aldık eve, o yanımızda. Oğlum ve gelinim var. Onlar biz genciz diyor. Hatta gelinim işe gidip geldiği için pazartesi günü oğlumun doğum günü. Doğum gününü yapmayacağız evde. Bugün de kayınvalidemin doğum günü. Onu sadece biz üçümüz işte, hanım, ben, kayınvalide üçümüz şey yapacağız, kutlayacağız. Ben daha çok çalışma odamım çekiliyorum. Bir fırsat olarak gördüm, görmedim değil. Sizin çağrınıza da karşılık verdim. Medyadan arayanlar oluyor. Olursa öyle çok şeye girmiyorum. Hani büyük bir izolasyona da girmiş değilim. Gerekiyorsa gidiyorum, alışverişe gidiyorum. Dışarıda çıkıyorum, size de geldim. Eve gelince işte ellerimi yıkayacağım falan filan, oturmaya devam edeceğim yine. Yani bu kadar da keskinleştirmek gereksiz. Neden geldim ve neden gideceğim diğer programlara? Madem ki eleştiriyoruz, bazıları dezenformasyon yapıyor, bari biz de konuşalım. Belki bizi dinleyenler olur, bu bir görevdir. Bunun dışında görev düşerse hem emekli asker olarak hem emekli sağlıkçı olarak gerektiği bir noktada ben de hazırım. Yani cephede de biz yer alabiliriz. Doğru bilgilendirme yaparken eğer bize ihtiyaç olmayacaksa da işte bunu bir fırsat olarak değerlendirmek. Okumakta olduğum kitaplar var. Yazmayı düşündüğüm bir dördüncü kitap var. Yanılsamalardı onun adı da, işte özgüven yanılsaması, bilgi yanılsaması. Bilmiyorum, korona da tam içine geldi bunu. Şey olacak. Birileri hani veba günlerinde, kolera günlerinde aşk mı, öyle bir şey vardı. Herkes önemli bir şey daha söyledi. Dedi ki hobi de ufak kaçar, meşgale bulun. Yani herkes bir meşgale bulup böyle zor bir durumda yapabileceği bir şeyleri olması lazım. İnsan üretken bir yaratık ve internet gibi bir imkanımız var. Düşünsene, bu olay olduğunda bilgisayar ve internet olmasa ne yapacaktık evlerin içinde? Yani yapabileceğimiz çok şey çok var. Çok daha zor. Bir tuşla her yere bağlanabiliyoruz. Bir sürü bilgi alabiliyoruz. Yapmadığımız, ertelediğimiz bir sürü işi kendimiz yapabiliyoruz. Yani ben bir izolasyon yapıyorum kendime. Kontrollü bir izolasyon. Mümkün mertebe dikkat etmeye çalışıyorum. Sosyal medyada ve etrafıma bir takım bilgiler vermeye çalışıyorum. Ve bunun açıkta konuşuyorum, yani kayınvalide soruyor, hanım soruyor veya etraftan arkadaşlar soruyor. Türbülanslaydık, fırtınaya gidiyoruz. Ha, fırtına ne kadar ne yapacak onu hep beraber göreceğiz. Bu fırtınayı hafif de atlatabiliriz. Biraz daha sert de olabilir. Ama ne kadar organize olursak o kadar, ne kadar kendimizi koruyarak atlatacağız. Ne kadar birbirimize dayanırsak ve ne kadar insan gibi, bak tırnak içinde, ne kadar insan gibi davranırsak bu o kadar hafif atlatılacak bir süreç. Korona günleri serisinin ilkinde çok isabetli oldu Tayfun Hoca'ya ama. Evet. Yani zaten ön cephe falan diyor ama ön cephede bir kere Fikren zaten görevini hakkıyla yapan hocalarımızdan bir tanesi. Artı duruşa baksana. Yani bir kere bir asker nosyonu var, tamam mı hocam? O bir kere bir güven veriyor, tamam mı? Tabii. Mesela ben desem ki ben o kadar izolasyon yapıyorum, beni direkt gömerler ama hoca... Bak bu duruş önemli bir duruş. Bu örnek önemli bir örnek, o yüzden ayağınıza sağlık. Çok güzel oldu bugün. Korona günleri serisinin ilk açılışında sizle yapmış olmak hakikaten iyi. Teşekkür ederim. Bu mesaj hocam çok özlemişim bu arada gerçekten. Evet, gerçekten özlemişim. Aynı yerde zaman özlüyoruz arada. Eyvallah. Vallahi ayağınıza sağlık. Evet. Artık teşekkür muhabbete bekleriz özellikle. İzolasyonun arasında. Memnuniyetle zaten yakında oturuyoruz. Şu Türkiye ve farmakolojiyi de bir ara bir ele alalım. Bir ikinci turu var. Ben kitabın içerisinde böyle sivri sivri güzel 3-5 başlık gördüm. Size bir ipucu vereyim mi? Mesela biz hep Batı'yı överiz, değil mi? Batı'yı örnek alırız. Batılı, her ne varsa Batı'da vardır. Tamam, bu adamlar bilim, teknoloji, öncelikleri doğru koyma, halka refahı yayma falan filan. Buralarda evet bizden ve kendi kültürlerine sahip çıkma, koruma. Buralarda bizden iyiler, öyle gözüküyor ama bu kadar da büyütülecek bir şey yok. Biz bilimde o kadar da kötü değiliz her şeye rağmen. Aynen. Bir tane örnek vereceğim bak. 1950'lerde mi? 55'lerde, 60'lardan emin değilim, bakarız.
bir talidomit faciası yaşadı. O çok özendiğimiz Avrupa, Amerika. Talidomit diye bir ilaç çıktı. Endüstri devriminin arkasından ne oldu? Endüstri devriminin getirdiği en büyük sonuçlardan bir tanesi kadının iş hayatına katılması. Kadın iş hayatına katılıyor ama kadının hamileliği var. Hamile kadının işçi olarak çalışma durumu var. Buna en güzel çözüm talidomitle geldi. Talidomit, gebeliğin başlangıcında olan bulantı kusmayı engelleyen ve kadınları rahatlatan bir ilaçtı. Yaygın bir şekilde Avrupa'da kullanıldı. Kolsuz bacaksız çocuk doğumlarına neden oldu. Türkiye'de peki neden olmadı kolsuz bacaksız çocuk doğumu? Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı ruhsat vermedi. Neden? Bir komisyonu vardı. O komisyonda değerli bilim insanları vardı. Mesela Şükrü Kaymakçalan, kimse bilmez, bir farmakoloji hocası. O komisyonun üyesiydi. Hayır dediler onlar. Yani biz bunu yeni bir ilaç, gebelere yeterli kanıt yok. Yeterli kanıt yok. Gebelerde kullanmayalım. Çok doğru bir karar verdi Türkiye orada ve bu kararıyla örnek bir şey yaptı ama kaç farmakoloji dersinde bu anlatılır öğrencilere acaba? Bu bizim şu anda kendimiz. Burada böyle hani sağlıklı olmamızı büyük oranda o hocalara, o komisyonlara borçluyuz. Türkiye'nin en büyük kahramanlık hikayelerinden biridir. Aynen öyle. Hala da bizim bakın yurt dışına istediği kadar gitsin. Hala bizim rezervimiz iyidir. Bir Tayfun Uzbay, bir Sinan Canan benzer birçok hoca, birçok üniversitede var. İşte bilim kuruluna bakıyorsunuz, bir bilim kurulu kurmuşlar. Çıkan bütün hocalar gayet güzel konuşuyorlar. Gayet iyi. Hepsinin background'ına bakıyorsun, çok iyi. Biz kendi rezervimizin de bir farkına varıp bunu kullanıyoruz. Özgüven sorunumuz var. Şu bakış açısı gerçekten hani biraz fazla gaza gelip bir şey yapıyorum ama çok çok sevdiğim ve çok önemsediğim bakış açılarından bir tanesi. Çünkü olduğun yerin iç duygusunu doğru ve özgüvenli şekilde anlamazsan doğru şeyi yerme gücüne de sahip olamıyorsun. Biz hep cebimizden yermeyle ve eleştirmeyle alakalı bir bakış açısını serpe serpe kullanıyoruz. Halbuki bunu kullanabilmenin gücü aslında neye sahip olduğunu bilmeyle beraber başlıyor. Bana soruyorlar. Tutarlı yani, olmak koşulu. Biz ilaç yani. Geliştirebilir miyiz? Geliştirebiliriz kardeş. Ben hala geliştirebileceğime inanıyorum. Aynen. Ve geliştireceğiz inşallah. Yaparım yani. Ne yapayım? Aynen. Hocam çok çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Gerçekten ben çok 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 vallahi düzgün bir zaman geçirdik. Bir şey de çok keyif aldım. Sanıyorum bir şey Marla günlerinde cehalet bilimini ikiyi çekeceğiz. Şeyde, şeyi merak ediyorum gerçekten. Yani hani Türkiye ve ilaç konusunda ayrıca tamam, korona günlerinde dışında başka bir konu olarak da sohbetini yapalım bence. Açık değil de beraber. Memnuniyet. Merak ediyorum. Şey kalksın da hocanın odasında çekelim. Tamam. Olur. Memnuniyet. Teşekkürler. Ayağınıza sağlık.